Merak etme bir tanem. Seni buradan çıkaracağım. Görüntüleri izledik. Melis'i ittiğin anda bir kasıt olmadığını söyledi avukat. Seni burada fazla tutamazlar. Benim torunumu hiç kimse üzemez. O Melis'e de bu yaptığını ödeteceğim. Görecek o. Canım dedem benim. Canım benim. Sen doğmasan ne yapardım ben? Sen benim yaşama sebebimsin. Bu dünyada senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Yeter ki sen mutlu ol. Dedeciğim. Canım. Beni bu dünyada mutlu edecek bir tek şey var. Nedir o? Ziya ile evlenmek. Çok güzel. Ya? Çok güzel. Çok güzel. Önemli olan senin mutluluğun kızım. Yani dedeciğim, Ziya ile evlenmemize izin veriyor musun? Tabii. Tabii. Neden izin vermeyeyim ki? O kertenkele denen adam artık suç işlemiyorsa, tövbe ettiyse, helal para kazanıyorsa, insanları da kandırmıyorsa, artık onu geçmişiyle yargılayamam. Zehra, geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Tabii tabii kaldı dedeciğim. Ziya geçmişine sünger çekti. Tövbe etti. Çok iyi bir insan oldu. Çok güzel. Biz de o zaman en kısa zamanda torununu veririz kucağına. Sana benziyor. Gözleri sana benziyor. Burnu da sana benziyor. Kızım, sen beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Ya. Canım, canım. Ziya ile evlenme olayını dedemle açıkça konuşamam. Dedem Semih'e gizlice evlenirsek kertenkeleye affedeceğini söylediğine göre Ziya ile gizlice evlenip dedemi ikna edeceğiz. Torununu da kucağına verdik mi tamamdır. Seni çok seviyorum dedeciğim benim. Canım, ben de seni çok seviyorum.